Bu videoda moleküllerin hücre zarından taşınmasını sağlayan farklı yöntemleri ele alacağız. Bu yollardan en temel olanı pasif taşımanın en pasif olanı difüzyondur. Burada moleküler oksijenimiz olsun diyelim. Moleküler oksijen oldukça küçük. Herhangi bir elektriksel yüke veya bir polariteye de sahip değil. Moleküler oksijen Derişim gradyanı doğrultusunda hücre zarından aşağı doğru difüzyona uğrayabilir. Fakat eğer elektriksel yüke sahip olan ya da büyük olan moleküller söz konusu ise bu moleküllerin taşınması için biraz yardıma ihtiyacımız olacak demektir. Yardım dendiğinde aklımıza gelen ilk şey moleküllerin derişim gradyanları doğrultusunda taşınmasına yardım eden mekanizmalardır. Bu mekanizmaya kolaylaştırılmış difüzyon diyoruz. Önceki videolardan birinde kolaylaştırılmış difüzyonu anlattık. Kolaylaştırılmış difüzyonun bir çeşidi Moleküllerin derişim gradyanları doğrultusunda akışını sağlayacak olan tüneller açarak gerçekleştirilir. Bunu potasyum iyon kanallarında görmüştük. Sodyum potasyum pompası sayesinde hücre içinde potasyum derişimi arttığı zaman bu kanallar potasyum iyonlarının derişim gradyanı yönünde yani hücre içinden dışına doğru taşınmasını sağlar. Potasyum iyonları pozitif yüklü ve hücre dışında hücre içine oranla daha pozitif yüklü. Bu konuyla ilgili diğer videolarda konuştuk. Fakat bu sadece basit bir tünel. Bazı durumlarda bu tünellerin bir kapısı da bulunur. Bu kapı yalnızca belli durumlarda yani uygun koşullar sağlandığında açılır. Bu durumu da nöron boyunca sinyal taşınmasını anlatırken daha önce görmüştük. Hatırlayalım. Voltaj kapılı kanallardan bahsetmiştik, hatırladınız mı? Bu yapı belirli bir miktar voltaj ile uyarıldığında kanal açılır ve hücre dışında yüksek derişimde olan sodyum iyonları kanaldan derişim gradyanı yönünde yani hücre içine doğru taşınır. Bu her iki yolda esasında pasif taşımadır ve kolaylaştırılmış difüzyon yöntemleridir. Çünkü her iki durumda da moleküllerin derişim gradyanı doğrultusunda taşınmaları sağlanır. Burada gördüğünüz gibi potasyum iyonları derişim gradyanı doğrultusunda hareket ediyor. Hücre içindeki potasyum iyon derişimi yüksek. Hücre dışındaki derişim ise düşük. Hücre içinden dışına doğru derişim gradyanı yönünde bir taşıma var. Burada ise sodyum iyonlarının hücre dışındaki derişimi yüksek. Hücre içindeki derişimi ise düşük. Bu derişim farkı aslında sodyum potasyum pompası sayesinde meydana geliyor. Buradaki bu kanal sayesinde de sodyum iyonlarının derişim gradyanı yönünde hareketini sağlıyoruz. Pasif taşıma herhangi bir enerji gerektirmeyen, sadece ve sadece moleküllerin derişim gradyanı yönünde hareketi ile meydana gelen bir taşıma yöntemidir. Şimdi biraz da aktif taşımadan bahsedelim. Aktif taşımada ya moleküllerin derişim gradyanına ters yönde hareketini sağlayabilmek için doğrudan enerji kullanırsınız ya da Önceden meydana gelmiş bir aktif taşımada oluşan enerjiyi başka bir molekülün delişim gradyanına ters yönde hareketini kolaylaştırmak amacıyla kullanırsınız. İlk olarak birincil aktif taşımadan bahsedelim. Çünkü birincil aktif taşıma anlaması biraz daha kolay bir aktif taşıma yöntemidir. Onunla başlayabiliriz. Birincil aktif taşımaya verilebilecek en iyi örnek hayvan hücrelerindeki sodyum potasyum pompasıdır. Sodyum potasyum pompası hareketsiz zar potansiyelini sağlamada oldukça önemli bir mekanizmadır. Derişim gradyanları da bu potansiyeli sağlamada önemli roller üstlenir. Sodyum-potasyum pompası, sodyum iyonlarını derişim gradyanı doğrultusuna ters yönde pompalar. Burada hücre dışındaki sodyum iyon derişimi halihazırda hazırda yüksek. Fakat sodyum-potasyum pompası, sodyum iyonlarını hücre dışına pompalamaya devam eder. Bunu yapabilmesi için ATP kullanır. ATP'yi yıkarak ADP ve bir fosfat oluşturur. Yani ATP'yi hidroliz eder. Bu yüzden bazen ATPZ yani ATP az olarak da bilinir. ATP az, ATP az. Burada e, aslında ATP'nin yıkılmasını sağlayan bir enzim görevi görür. Esasen bunu yapar. Oluşan enerjiyi de Sodyum iyonlarını hücre dışına, potasyum iyonlarını da hücre içine pompalamak için kullanır. Sodyum-potasyum pompası denmesinin işte sebebini anlıyorsunuz. Dışarıya pompalanan sodyum iyonları potansiyel bir enerji oluşturur. Çünkü elektrokimyasal bir gradyan oluşturmaya başlar. Hatta bu gradyan da daha sonra ikincil aktif taşımayı gerçekleştirmek için kullanılır. Birazdan ikincil aktif taşımadan da bahsedeceğiz. Sodyum-potasyum pompası hayvan hücrelerinde bulunur. Bunun bitki, mantar, proteos ve prokaryot hücrelerindeki karşılığı protonaz ya da proton pompasıdır. Proton pompası sodyum potasyum pompası ile temelde aynı şeyi yapar. Ancak sodyum potasyum pompası gibi iki yönlü çalışmaz. Protonları hücre dışına, derişim gradyanına ters yönde pompalar. Yani hücre dışında, hücre içine oranla daha yüksek proton derişimi olmasına rağmen proton pompası protonları dışarıya pompalamaya devam eder. Bunu yapabilmek için de o da ATP kullanır şeklini ve yapısını uygun bir şekilde değiştirir. Sodyum-potasyum pompasına çoğunlukla sodyum-potasyum-at-paz diyoruz. E, dolayısıyla proton pompasına da proton at paz diyeceğiz. Öyle diyoruz. Tabii bu ikisini aynı hücrede görmemiz mümkün değil. Araya bir çizgi çizelim. Bu, bitki-mantar-proteoz hücrelerinde olur. Bu da, Hayvan hücrelerinde olur. Fakat her ikisi de aktif olarak enerji kullanır. Her ikisi de moleküllerin derişim gradyanına ters yönde hareketini sağlamak amacıyla doğrudan ATP kullanır. Bu yüzden bu mekanizmaya aktif taşıma diyoruz. Şimdi başka bir konudan bahsedeceğim. Burada oluşturulan elektrokimyasal gradyanlar aktif taşımanın başka formlarını gerçekleştirmek için kullanılabilir. Biz bu formlara ikincil aktif taşıma diyoruz. Burada sarı ile çizdiğim bir simporter hatta bu bir sodyum e, glikoz simporteri. Bu sodyum glikoz simporteri, derişim gradyanı doğrultusunda hareket eden sodyum iyonlarının enerjisini kullanarak glikoz moleküllerinin derişim gradyanına ters yönde hareketini sağlar. Bunu şelalenin suyunun bir tir, e, türbini ya da bir su değirmenini döndürmesi gibi düşünebiliriz glikozun hücre içindeki derişimi yüksek, hücre dışındaki ise düşük. Fakat sodyum glikoz simporteri glikozun hücre dışından içine doğru yani derişim gradyanına ters yönde akışını sağlar. Başka videolarda bu konudan bahsetmiştik. İkinci aktif taşımanın başka bir örneği antiporter ya da değiştirici. Simporter durumunda her iki molekül de aynı doğrultuda taşınır. Moleküllerden biri derişim gradyanı doğrultusunda taşınır ve diğerinin hareketi için gerekli olan enerjiyi sağlar. Diğer molekül ise derişim gradyanına ters doğrultuda hareket eder. Bu yüzden bu hareket aktif taşımadır. Antiporter yani değiştirici durumda ise taşınan iki molekül farklı yönlerde hareket eder. Örneğin burada bir sodyum kalsiyum iyon değiştirici bulunuyor. Burada sodyum iyonları derişim gradyanları doğrultusunda yani hücre dışından içine doğru hareket ediyor ve sodyum iyonlarının bu hareketi kalsiyum iyonlarının derişim gradyanına ters yönde ve hücre içinden dışına doğru taşınması için gerekli olan enerjiyi sağlıyor. Tekrardan altını çizelim. Ne zaman derişim gradyanına ters yönde bir hareket söz konusu ise, ki bu durumda bu, kalsiyum iyonlarının hareketi oluyor. Aktif taşıma gerçekleşmiş oluyor. Ancak burada sodyum iyonları, kalsiyum iyonları ile ters yönde hareket ettiğinden dolayı antiporter diyoruz. Şimdi, sodyum potasyum pompasının da bir antiporter olduğunu düşünebilirsiniz. Çünkü sodyum potasyum pompasında da farklı yönlerde taşınan iki farklı molekül var. Fakat, Sodyum potasyum pompası birincil aktif taşıma yöntemidir ve bu durumda her iki molekül derişim gradyanlarının tersi yönde taşınır. Antiporter ise ikincil aktif taşıma yöntemlerinden biridir. Çünkü moleküllerden biri derişim gradyanı yönünde hareket eder. Bu hareket diğeri için gerekli olan enerjiyi sağlar. Diğer molekül de derişim gradyanına ters yönde taşınır. Umarım bu video sizin için farklı taşıma şekilleri hakkında ileri seviyede bir özet olmuştur. Üstüne üstlük hücrelerin ne kadar büyüleyici olduğu ve ne kadar karmaşık işler başarabildikleri konusunda da fikir vermiştir.